Türkiye Ermenileri Patrikliği koronavirüsünün toplumsal durumu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamanın detaylarında tüm ayinlerin askıya alındığı ancak kilise kapılarının bireysel dua amacıyla ayin harici zamanlarda açık olacağı belirtildi. Türkiye Ermenileri Patrikliği koronavirüsünün toplumsal durumu hakkında açıklamada bulundu. 16 Mart Pazartesi günü yapılan oturumda virüsün bulaşıcılığının yayılmasını dizginlemek amacıyla önleyici ve koruyucu tedbirler alındığı, bu yöndeki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kadasetli Patrik II. Saak Maşalya'nın riyasetinde toplanan Ruhani Meclis tarafından alınan kararlardan bazıları şöyle. İkinci bir emre kadar kiliselerimizdeki tüm toplu ibadetler, tüm ayinler, surp badarak yani kutsal sunu ayini, arevakal yani gün doğumu ayini, istirahat duaları askıya alınmıştır. Kiliselerimiz kapıları ve giriş kısmı mum yakmak ve bireysel dua amacıyla ayin harici zamanlarda açık bulundurulacaktır. Cenaze törenlerine ise merhumun en yakın akrabaları katılabilirler. Kilise salonlarında düzenlenen her çeşit toplantı, sevgi sofrası ve diğer faaliyetler askıya alınmıştır. Patikane olan ziyaretleri kapatılmıştır. İsa Mesih'in kutsal diriliş yortusuna hazırlandığımız bu oruç ve tövbe döneminde dünyamızın ve acı çeken çevrelerin esenliğe kavuşmaları için dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, koronavirüs salgınının oluşturduğu bu özel durum hepimizi derinden etkiliyor. Yazılı olarak biz kiliselerimizde alınacak önlemleri duyurduk. Sosyal medya ve iletişim araçlarıyla halkımıza ulaşmaya çalıştık ve bu sorunla ilgili Sağlık Bakanlığımızın kararlarını an be an takip ediyoruz. En kısa sürede bu durumdan kurtuluruz ve bir millet olarak ve hatta insanlık olarak birkaç haftalık, birkaç aylık bu denenme sürecinden sonra bu virüsün etkisinden tamamıyla temizleniriz ve günlük normal hayatımıza döneriz. İçinde bulunduğumuz ortam bizi yalnızlığa itiyor ve bu da aslında içe dönük bir düşünce sürecinden geçmemizi sağlıyor. Bu yalnızlaşma bize dostlarımızın kıymetini öğretiyor. Onlara dokunamamak aslında onlara sarılmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hatırlatıyor. Bizden önceki nesiller sevgili kardeşlerim, savaşlar gördüler, kıtlıklar gördüler, depremler gördüler, nice cehennemlerden girip çıktılar ayakta durmayı becerdiler. Biz de aynı şeyleri yapabiliriz. Patrikhanede oluşturduğumuz bir bilimle, canlı yayınlarla, videolarla din adamlarımız sizlere ulaşacak. Badaraklarımızı, törenlerimizi yapacağız. Siz kiliseye gelemeyeceksiniz ama kilise sizin evlerinize gelecek. Barış ve esenlikte kalın. Ruhunuz güçlensin. Meleklere emanet olun. Baba, Oğul, Kutsal Ruh ismiyle. Amin.